Kesin be! Bana bak, sen benim sazlarımla prova yapma hakkını kimden alıyorsun ha? Kimden? Hem benim yerime sahneye çıkıyorsun, o da yetmiyormuş gibi en pahalı, en güzel tuvaletimi giyiyorsun. Sen kim oluyorsun be? Alt tarafı bir çiçek satıcısı, hela temizleyicisi. Şimdi odamdaki eşyalarımı kontrol edeceğim. Eğer bir şey eksikse o zaman görürsün gününü sen. Hırsızlıktan karakola vereceğim seni. Rezil edeceğim. Hapse attıracağım seni, hapse. Sürüm sürüm sürüneceksin, anladın mı? Seni sahneye çıkaranı da, odama sokanı da rezil edeceğim. Pişman edeceğim seni, pişman. Leyla. Sinirlenme sen. Ben hallederim. Siz gidin çocuklar. Helacı kız sazlarla prova yapıyor. Bakın hele ne komik. Sen kimsin be? Burada ne işin var? Git helaları temizle. Hem bu sazlarla prova yapma hakkını sana kim verdi? Kim verdi? Ben verdim. Buranın sahibi sen olabilirsin Alev Hanım. Ama müdür benim. Benim dediğim olur. Sen, iğrenç, pis mahluk. Sızana kadar içip herifin koynunda kendinden geçeceğine işini düşünseydin. Seni bekleyen, seyretmek için binlerce lira veren müşterilerini düşünseydin. Birden kendini havalarda buldun. Ne oldum delisi oldun? Doğru. Belki helacı kız ama senden daha namuslu, daha şerefli. Murat. Alev. Arkadaşımın karısı Alev. Bana söyleyemediklerini kızcağıza söylüyorsun. Adeta ondan intikam almak istiyorsun. Kıskançlığını kusuyorsun. Kocan öldüğü günden beri yatağıma girmek için çırpındın. Ama başaramadın. Başaramayacaksın da. Yazık. Rıfat'ın karısı Alev bu hale düşmemeliydi. Kocasının kemiklerini sızlatmamalıydı mezarında. Murat, ileri gidiyorsun. Sizlere boynuna birer tasma geçirilecek süs köpekleri lazım. Ama ben onlardan değilim. Şunu iyi bil ki Alev, benden sana ne koca olur ne de dost. Hadi yürü kızım, gidelim.